14-20 Mart haftası sevgili güzel ailem, güzel takipçilerim, güzel bir hafta geçsin ve haftalık burç yorumumuza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, biraz daha sizin için planlanan, programlanan birçok şey için dinamik bir enerjiye ihtiyacınız var. Ve bu dinamik enerjiyi doğru hayatınızın içerisine kattığınız takdirde işlerinizle ilgili yaşanan krizleri önleme haftanız söz konusu olacak. Yani sen beni gör ve al diyeceğimiz, yani şu demektir. Orada bir elma var, bu elmayı almak istiyorsan sana uzatılıyor. İşlerinizle ilgili uzatılmasını beklediğiniz konular, size sunulmasını istediğiniz şans kapıları ile ilgili daha verimli, daha keyifli bir hafta sizin olacak gözüküyor. Özellikle de işsiz olanlar ve uzun süredir iş problemi ve iş mahkemesi olanlar için ciddi kazanılma haftası, görüp alma vakti. Yani siz hak edileni almaya geleceğiniz bir hafta. Yer değişimi, konum değişimi beklentileri olanlar için bulunduğunuz noktadaki krizler çözülmeden sizin konumunuz, yeriniz değişmeyecek ama en azından sağlam olduğunu bilmek size keyif verebilir. Şimdiden bunun uyarısını yapıyorum. Maaşınız ya da yöneticinizle ilgili uzun süredir ters giden konuşmalar yapmak istiyorsanız özellikle Dolunay haftası söz konusu olacak. Bu Dolunay haftası geçsin. Yani mesela 18 mesela 20 Mart'tan sonra iş konuşmanızı yaparsanız daha sağlıklı olabilir. 21, 22, 23, 24 Mart haftası yapmanız sizin için daha verimli olabilir. Yoksa kendi kendinize ipinizi çekip işinizde aksilikler yaşayabilirsiniz diyorum. Evet, kurumsal bir firmadan başka bir enerji boyutu ve kendi işinizi yapmak istiyorsanız belli fırsatlar ve ekonominizi düşünerek yaptığınız takdirde büyük bir başarı elde etmek için başlangıçlar, projeler hayata geçirebilirsiniz. Ani ortaklı fikirleriniz varsa şu an bu ortaklı fikirleri biraz daha tutmamız gerekiyor. Çünkü sizin bu ara hedeflediğiniz işler yapılması gereken görevlerle ilgili tamamlanmanız gerekiyor artık. Yani siz artık bu Mart bitmeden birçok şeyinizi tamamlamanız lazım. Gözünüzü dört açacaksınız. Enerjinizi mümkün olduğu kadar iş alanınıza vereceksiniz ve bunda büyük bir başarı söz konusu olacak. Kendi işini yapanlar da biraz daha ekonomik olarak toparlamak istediğiniz, büyütmek istediğiniz planlarınız var. Kredi ve borçlarınızla ilgili yeni yapılanma düşünceleriniz söz konusu. Evet, bunları çok rahat bir şekilde bu hafta doğru sisteme koyup daha rahat bir evreyi geçireceksiniz. Bence inandığınız başarı şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tabii ki Dolunay'ı unutmayalım. Titiz, kural, disiplin evresi de bizi daha böyle yıpratıcı tavırları sergileyebilir. Daha detaycı yönümüz, daha planlı hareket etmemizi gerektirecek bu Dolunay bizde. Sizden ricam, siz ne istiyorsanız Rabbim size ışık gibi hayatınıza geçiş sağlayacak. Yurt dışı ile ilgili ya da yolla ilgili beklediğiniz işlerle ilgili güzel fırsatlar, yenilikler için büyük başvurular ya da başvurduğunuz noktadan olumlu evreniz var. Ailenizi ilgilendiren mahkeme ya da boşanma mahkemenizle ilgili doğru anlaşmaya doğru gidecek konuşmalar ve Mart bitmeden bu konuşmaların keyfine şimdiden varacaksınız. Çünkü anlaşmaya doğru giden bir sürecimiz var. Yalnız bu ara rüyalarınız, hisleriniz, düşünceleriniz daha ön ve planda olabilir. Biraz daha bunları kontrol ederek hayatımızın altyapısını oturtmamız gerektiğini ve rüyalarınızın uyarıcı olduğunu uyarıyorum. Eski ilişkinizle alakalı ipler tekrar gün yüzüne çıksa da size zarar verebilir. Bu ilişki sizin canınızı tekrar yakabilir. İlişki terapisti enerjinizi oturtun, ilişkinizi bir ilişki terapistiyle çözerseniz daha sağlam ve daha doğru adımlar atacağınızı düşünüyorum. Bu ara istenme konuları, aile içerisinde sevdiğiniz kişilerin söz ve nişan konuları biraz daha sizi renklendirebilir. Bir de uzun süredir ilişkiniz yalnızsanız ve yalnızlıkla ilgili boşluklarınız varsa biraz daha oturtmamız gerekiyor. Çünkü bazı yaşanan krizler sizin hala kalp dünyanız iyileşmemiş gözüküyor. Evli çiftlerimiz için taşınmak, yeni araç, yeni konularla ilgili çok fazla hararetli süreçlerimiz var. Hatta oturduğumuz bina müteahhit anlaşması içerisine girebilir. Biraz karı koca arasında sızıntılar yaşasak da yeni gideceğiniz nokta size hayırlı ve uğurlu olacak gözüküyor. Özellikle sevgili gençler, yeni evlenecek gençler
ekonominizi çok fazla zorlayabilir. Evliliği başlangıcınızda krediler sizi yıpratabilir. Bu gelecek parayla lütfen kredilerinizi, borçlarınızı toparlayın. Bir dahaki sene ev yatırımı için daha doğru bir süreç olacağını uyarıyorum. Şu an hatalar yapmanızı önermiyorum. Ev, çocuk ya da çocuklarınızla ilgili planladığınız yatırımlarla ilgili de tekrar gözden geçirip onlara kredili bir hayat mı, nakit kullanmak mı anlamında fikirleriniz, ortak fikirleriniz söz konusu olacak gözüküyor. Sağlık olarak özellikle mide asitlerimiz, ayak siyatiklerimiz ve batık tırnaklarımız bizi bu hafta çok fazla yorabilir. Ve özellikle de ev hanımları, evde bahar havası şeklinde temizlik hijyeni modunuz başladı. Haydi geçmiş olsun. Özellikle parkelerle ilgili sıkıntı yaşayan bazı koçlarda parke araştırmaları söz konusu. Evet, sevgilisi olmayan gençler, aşk kapınızda ama kariyer odaklı yaşamanızı öneriyorum. Ve evli çiftlerimizde de boşanma fikirleri ortada söylemiştim. Anlaşma ve mantık şeklinde hayatınızı oturtacak gözüküyor. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili boğalar, bu hafta kendinize daha planlı, programlı, daha titiz, daha her şeyi kontrol etmek isteyeceğiniz daha had safhada olacak. Belki de artık siz kendinizi tanıma haftanız, kendiniz hatalarınızı görme haftanız ve ısrarcı yönünüzü daha doğru törpüleme haftanız olacak. Ve bu dolunay sizi fazlasıyla tetikleyebilir, daha sağlam ve güvende olmak isteyebilir ve kaygılar çok fazla yıpratabilir. Sizden rica ediyorum, bol nefes, bol yürüyüş, enerjinize iyi gelecek. Özellikle yeni iş bekleyenler için muhteşem fırsatlar, yenilikler kapınızda. Bu hafta yeni anlaşmalar söz konusu olacak. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak olumlu şekilde ve çok yoğun bir toplantı içerisinde yeni gruplar, yeni anlaşmalar içerisinde söz konusu olacaksınız. Kurumsal bir firma ile ilgili anlaşmak üzere iseniz, aksilik düşünüyorsanız burası olumlu şekilde hayatınızın içerisine geçiş sağlayacak. Ama geçmiş firmanızdan alacak ya da tekrar bir iade düşünceniz varsa bununla ilgili yasal süreci denemeniz sizin için daha sağlıklı olacağını uyarıyorum. İş problemi ve uzun süredir iş haberi bekliyorsanız bu hafta çok olumlu çağrılmalar, sizin iş başvurunuzu onaylanmış enerjisi tadacaksınız. Devletle alakalı beklediğiniz girmek, evrak ya da biriyi devreye sokmak istiyorsanız bu fırsatlarınızın yoğun olacağı haftanın başlangıcı, ama mantık, kural doğru ilerlemek zorunda. Çünkü sizin de kafanız karıştıran soru işaretleriyle dolu düşüncelerimiz var. Bunları bir sakinleştirmemiz gerekiyor. Kurumsal ya da daha büyük firmaya geçiş yapmak istiyorsanız bu tarz imkanlarınız var. Kendinizi yormadan yakın bir dostunuzun iyiliğiyle alakalı göreceğiniz bir destek, yeni iş kapınız için, gideceğiniz nokta için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Tam hayallerinize erişeceğiniz bir dönem. Devlette çalışıyorsanız atama ya da yer değişimiyle ilgili başvurularınız gündemde, hareketli olabilir ve bu hareket evresinde de gideceğiniz şehirle ilgili net sevinçler yaşayabilirsiniz diyorum, dedim bile. Kendi işini yapanlar da bu ara kazançların daha yoğun olacak. Kendinizi güvende hissedeceğiniz ve sağlamlaşma dediğimiz yeniliklere de oluşum yaratacaksınız. Belki kredi ödemeniz ya da borç ödemenizi bu hafta çok rahat bir şekilde kapatıp biraz daha derin nefes almak size keyif verecek diyorum. Ortaklı işlerle ilgili ve ortak projelerde yer alan sevgili boğalar için belki de hiç ummadık yeni kapılar, gideceğiniz yolculuklar, gideceğiniz anlaşmalar, yurt dışı, şehir dışı yoğunluğumuzu da arttıracak ve artık iş konularımızla ilgili yaşadığımız krizleri daha rahat bir şekilde önleme enerjimiz çok fazla var gözüküyor. Haydi kendini, haydi enerjini toparlaman gerekiyor diyorum iş konularını. Evet, uzun süredir krediyle alakalı çekeyim çekmeyeyim korkularınız varsa kredinizi çekip yatırımınızla ilgili planını artık hayata geçirmek istiyorsunuz ve bu doğru bir karar, cesaretiniz yok. Haydi cesarete gir ve kredini almak istediğin yatırımı yap diyorum. Sevgilinizle ilgili yaşadığınız krizleri bu hafta çok mantıklı şekilde çözmeniz lazım. Ağır konuşmalar, ağır reaksiyonlar ilişkinizin bitmesine sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar bu haftayı geride bırakıp bir dahaki hafta yapmanız daha sağlıklı olacak, ama bazı kafanızda güven sorunları var. Bunları iyileştirmek istiyorsunuz. Evet, doğru gibi gözükse de o bir hafta yatmanız daha sağlıklı olarak gözüküyor. Eski ilişkinizden haber bekliyorsanız da hala bir umudunuz varsa o kişiden iletişim yoğunlukları hareket içerisinde olsa da siz neyin umudunu bekliyorsunuz? Bu ilişkinin bir son durağı yok. Siz sadece bekleme durağı olabilirsiniz. Bekledikçe yaş ve zaman kaybı yaşarsınız. Haydi bekleme durağı değil,
yeni ufuklara, yeni yolculuklara atılma zamanı diyorum. İlişkiniz, aileyle alakalı söz nişan konularınızla ilgili aile arasındaki yaşanan krizleri düzeltme haftamız söz konusu olacak. Bu ilişki evlilik kararı ve tarih noktası verilme noktasına doğru ilerleyecek. Lakin sevgili evli çiftlerimiz birbirinizi anlamaktan çok daha çok kendi planlarınız ve iş yoğunluğunuzla alakalı noktada birbirimize ait planları çok hayata geçiremiyoruz. Siz birbirinize ait planlarınızı hayatınıza geçirirken birbirinize olan diyaloğu eksilttiniz. Bu hafta bunları düzeltip bunlarla yoğunlaşmanız ve size mutluluk verecek birbirinizi tekrar tanımaya ihtiyacınız var. Ve özellikle de çalışan çiftlere sesleniyorum. Birbirinizle hafta sonu güzel bir vakit tekrar birbirinize şans denemenizi öneriyorum. Yani sevgili ev hanımları bu ara yemek konusunda fazla dikkatsiz olabilir ya da yemekleri yakabilirsiniz, kafanız dağınık olabilir. Biraz psikolojik olarak kendi ruhunuzu iyileştirmeniz lazım ve evin yorgunluğu hayatımızdaki birçok şeye engel oluyor. Biraz enerjimizi düzeltmemiz lazım. Bu ara evlilik teklifi alan ve evlenme konusunda aileyi tanıştırmak isteyen çiftler için 24'ü 25'i daha hayırlı, sakin sakin mantıklı bu ilişkiyi oturtabilirsiniz diyorum. Ama sevgilisini boşanmak ya da ilişkiyi bitirmek isteyenler için bazı terslikler söz konusu olabilir. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Bu ara sevgili gençler, eğitim konunuzla ilgili projelere odaklandığınız takdirde başarı var. Özellikle lise ve üniversiteye hazırlanacak gençlerimiz gayet gelecek yönünüz aydınlık. Biraz daha özgür ruhunuzu evin içinde tatmak istiyorsunuz, tadabilirsiniz ama yormayın diyorum. Sağlık olarak diş eti iltihaplarınız ve burun enfeksiyonlarınızı ihmal etmeyin. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Muhteşem ikizler, güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Tabii ki kafanız çok fazla yorucu, çok fazla kendi içinizdeki yaşayacağınız enerjiler. Özellikle de hayatınızdaki karışıklıkları toparlamak için kendinizi zihinsel olarak daha böyle hızlı, hareketli, yoğun, karmaşık hissedebilirsiniz. Ve bu biraz sizin ruhsal dünyanızı, enerjinizi buğulu yaratabilir. Biraz daha aydınlık bakmaya, biraz daha net bakmaya ihtiyacınız var. Köreltmeyin o güzel gözlerinizi diyorum. İşlerinizle ilgili yaşanacak toplantılar, yaşanacak yoğun tempo ve gidiş, geliş noktalarınızla alakalı krizleri bir an önce çözmeniz gerekiyor. Çünkü uzun süredir biriken işlerinizi tam anlamıyla geride bıraktınız. Yeni projeler, yeni oluşumlar var. Ama siz eskiyi kapatıp aynı anda yeniye de adapte olmak istiyorsunuz. İkisini aynı anda yapacaksınız ama dosyalar, evraklar birbirine karışabilir. Buna dikkat edelim. Ama çok fazla işler ve yoğunluk size kazanç haftanız. Bunu çok doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Sevgili ikizler, devlet dairesinde çalışıyorsanız, farklı bir alan nokta beklentiniz varsa bu hafta imkansız. Bununla ilgili düşünceniz neyse atıyorsunuz cephe masanızı, sisteminizi kontrol ediyorsunuz. Kazancınıza zarar vermeyin diyorum. Kurumsal bir alanda konum değişimi bekleyenler için sürpriz değişimler şimdiden hayırlı olsun ve bu konuşmalar, bu enerji size mutluluk verecek. Özellikle de farklı bir kurumsal alanına geçiş sağlamak istiyorsanız buradaki sizi destekleyecek ve sizin arkanızda duran birinin size çok güzel bir iyiliği olacak. Hadi iş kapınızda şimdiden hayırlı olsun diyorum. Serbest bir alanda çalışıyorsanız ve işinizle alakalı ekonomik alanda daraldıysanız bu hafta kazançlarınızla ufak ufak değişimler kendinizi daha rahat bir haftaya geçiş sağlayacaksınız. Bu ara bol bol hediye verebilir, bol bol telefon konuşmaları yapabilir, bol bol kafanız karışabilir, bol bol duygusallığa girebilirsiniz. Mantık ve duygusallığı aynı noktada götürdüğünüz takdirde bu hafta iş başarınız çok yoğun olacak. Özellikle kendi işini yapanlar ve yapmayı düşünenler için start veriyorum. Evet, cesaretini topla ve işine konsantre ol. Çok güzel fırsatları, para evresine ve yurt dışıyla ve şehir dışıyla ilgili bağlantıları daha sağlam bir şekilde oturtacaksınız. Bence cesaret güzel bir aynaya bakar ve aynaya bak ve kendi cesaretini kendine al diyorum. Çünkü hedef senin, ok senin, zafer senin diyorum. Ortaklı iş yapanlarda da uzun süredir ortaklarınızla yaşadığınız krizler ya da grupsal çalıştığınız ortak arkadaşlarınızla alakalı ekip gibi değil de hani zıt gruplar gibiyken şimdi artık bütünleşme, birbirimizdeki yeni projeleri hayata geçirme söz konusu olacak ve mümkün olduğu kadar da bu işler size kazanç ve farklı alanlarda güzel aydınlanmalar yapacak. Alım satım ya da
bankacı bileyseniz yer değişimleri, yapacağınız projeler güzel sonuç elde edecek ve sizin artık ödüllenme, parasal evredeki sıkıntıları toparlama söz konusu. Bir alım satım mevzunu söz konusu olabilir. Bu hafta özellikle satmaya ait toprak baba köklerinizle alakalı satılması gereken miraz bu hafta pazarlığı hayatımıza geçiş yapacak. Mümkün olduğu kadar elinizden çıksın. Siz de bu enerjiden yani yoruldunuz artık ve bu miras konuları kapatmak istiyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum ve bu da size iyi gelecek. Sevgili ikizler, özellikle ilişki konusunda bu ara çok daha renkli ve daha heyecanlı, sizi mutlu edecek enerjiler haftanız olacak. Tanıştırılmalar, görüşmeler size mutluluğa doğru ilerletiyor. Ama geçmiş yaranızla alakalı da bir karşılaşma, konuşma biraz sizi duygusallığa itebilir. Haber geliyor. Nasıl geldiğini artık siz karar verin diyorum. Bu ara nişanlanmak, evlenmek, sözlenmek gibi konular çok fazla ikizler burcu enerjisinde fazlasıyla var. Söz nişan tarihi belirlemek için doğru bir hafta mı? Evet, doğru bir hafta. Sadece ekonomik olarak kendi planlamalarınızı doğru yapmanız sizin için hayırlı diyorum. Evli çiftlerimiz yani boşanmak, ayrılık konuşmaları ile ilgili konuşmalar ertelenecek. Birbirimize daha yoğun şanslar verebiliriz. Özellikle evliliği mutlu olan çiftlerimizde bu dönem ev alma konumuz ve alım satımla ilgili değiştirme konumuz şimdiden el imzanızla olmuş olacak gözüküyor. Ve bu haneye çocuk ve çocuk muradınız söz konusu olabilir. Şimdiden hayırlı olsun yeni evlat, size uğur ve bereket getirsin diyorum. Son zamanlarda karı koca çift çalışıyorsanız eşinizin bir iş rütbesi değişimi ve yeni oluşacak kazancınız sizi daha böyle güçlendirecek ve borçlarınızla alakalı yaşadığınız krizleri daha planlı şekilde toparlama haftanız söz konusu olacak. Eğer bu sistemi doğru oturttuğunuzda da sizin bir bilezik hakkınız vardı ya da eşinize borcunuz vardı. Bunu çok rahat kapatabilirsiniz diyorum. Özellikle kayınpeder, kaynana, görümce yani bu noktalarda eş soyunuzdan gelecek krizler biraz sizin canınızı sıksa da eşinizin canını sıkmayın. Onlarda zaten uzun süredir bir çekememezlik vardı. Onları kenara atın, kendi enerjinize doğru. Yani eş soyunuzun anne soyu, çocuklar, kardeşlerle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu ara mahkemelik süreçlerinizde ertelenmeler gözükse de sonunu önemli olan beklemeniz. Borç isteyebilir, borcu vermeniz lazım. Size yapılan iyiliği tekrar iade etmeniz gerekiyor. Sevgili gençler, eğitim konusunda aksilikleri toparlayıp biraz daha kendinizi ön planda tutup hayatınıza bakmanız lazım. Bu ara aşk enerjinizin fingir fingir olduğu gözüküyor. Aman dikkat edin diyorum. Özellikle ev hanımları. Bu ara özellikle şöyle söyleyeceğim, çok fazla yenilik yapmak istiyorsunuz ama ekonomi evrenizi bu hafta toparlayıp başka bir hafta dönem tadilatla ilgili beklentileriniz olabilir ama musluklar, giderlerle alakalı ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Buna dikkat edelim. Bu ara en önemli şey sağlık olarak orta kulak ve iç kulak ağrılarımız, kristallerle ilgili sıkıntılarımız daha ön plana çıkış yapabilir ve en önemli şey de göğüste kis gibi sorunlar olsa da sonu ferah gözüküyor. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Güzel bir ve keyifli bir hafta olsun. Rabbim sizlerle olsun. Evet, biliyorsunuz ki 18 Mart Cuma günü Dolunay gerçekleşecek. Ve bu dolunay sizin iş ve işinizle alakalı detayların daha ön planda olacağı, yeni işler için, yeni başvurular için çok olumlu bir süreç ama dikkatli ve gözünüzü çok fazla ön planda açmanız gerektiğini uyarıyorum. Ve aynı şekilde işinizle ilgili bir değişim, başvurunuzla ilgili olumlu evrenin de tadını çıkartabilir. Uzun süredir iş seyahatleriniz ve ertelenen kollarınız daha hareketli ve daha yoğun olacağı için bu hafta bol bol dinlenerek enerjinizi işe konsantre olmanızı öneriyorum. Özellikle devlet bir akademisyenlik yapıyorsanız ya da öğretim görevlisiyseniz şehir değişimiyle ilgili olumlu cevaplar ya da olumlu başvurular size keyif verecek gösteriyor. Eğer ki kurumsal bir firmadaysanız ve özellikle insan kaynakları alanında çalışıyorsanız farklı bir yöneticinin sizinle alakalı yaşadığı krizleri önleme evreniz olacak. Yani sizden çıkartmak isteyebilirler. Siz hakkınızla alakalı noktayı zaferle alacaksınız. Serbest bir alandaysanız bu hafta ekonomik olarak biraz zorlansanız da yapacağınız yeni düşünceler, gideceğiniz yollarda çok güzel gelişik güzel oluşumlar yaşayacaksınız ve bu oluşumlar daha sonra size ekonomik olarak çok fazla güç oluşumunuzu sağlayacak. Bence siz bu hafta birikimlerinizin ve Rabbimin olan enerjisini çok fazla üzerinizde tadacağınız için mantık ve kural sizin hayatınızda daha keyifli gidecek. Sizin
Özellikle de ortaklı bir iş düşünceniz, kendinizi marka ve yenilikler yaratmak istiyorsanız ve farklı alanlarda eğitim düşünceniz varsa başvurularınız ya da düşünceleriniz için olumlu ve başlatmanız gerekiyor. Haydi start sizde. Çünkü ben startı size verdim. Startı siz alabilirsiniz diyorum. Ama canlarım, sizde şöyle bir algı problemi var. Birilerini koruma altına alırken kendinize zarar veriyorsunuz. İlk önce kendi alanınızı koruma altına alacaksınız. Sonra başkalarının alanını koruma altına alın. Kendinize iyilik yapmak istiyorsanız önce ben demeyi unutmamanız gerekiyor. Önce sizsiniz, önce güzellik sizin olsun diyorum. Ortaklı bir iş yapıyorsanız, ortaklı işlerle ilgili ayrılık, yol ayrımı, yeni başlangıç, farklı insanlarla tadacağınız iş projeleri sizi daha güçlenmenizi, sizin fikirlerinizin daha ön planda olacağını gösteriyor. O yüzden yeni ortaklıklar size şans getirecek. Tek başınıza bir iş ve ofisiniz varsa bu dönem işlerde yeni oluşumlar evresi var. Ama sizin yurt dışı projeleriniz varsa bunlar daha hızlı diyaloglar, daha büyük kazançlar elde etmenize yardımcı olacak. Bence şehir dışı, yurt dışı evraklarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Geçmişe ait iş mahkemeniz ya da uzun süredir iş iadesi bekleyen sevgili yengeçler için gerçekten sürpriz bir değişim ve bu değişimle birlikte mutluluğu tadacağınız bir evre. Ailenize ait mahkemeler çözülmesi gereken birçok konuyla ilgili de bu hafta çok fazla adliye, çok fazla evrak, çok fazla avukat, çok fazla iletişim hakimiyetiniz olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Özellikle de yeni işi oluşturup kendi markanızı sosyal ağlarda devam ettirmek istiyorsanız yapın. Çünkü başarı ışığınız bu hafta sizin yanınızda. Gözünüzü kapatın, projelerinize adapte olun diyorum. Sevgilinizle ilgili yaşanan krizler geçmiş konuların çok ağır olduğu için ilişki konusunda karşı tarafla tekrar konuşmanız lazım. Yanlış anlaşıldınız ve yanlış anlaşmayı düzeltmeniz lazım. Etrafa yanlış konuşmalar gözüküyor. Bu ara adını koyamadığınız ilişkinin bitiş dönemi başlayacak ve hemen arkasından yepyeni bir insan sizin enerjinize daha sağlıklı gelecek. O yüzden adını koyamadığınız ilişkiye veda edin. Bu ara platonik takılma ruhu olan yengeçler. Yani bence sen Rabbime olan inancını yücelt. Çünkü yeni aşk için özellikle Nisan'ın ilk haftaları sana uğurlu ve bereketli olacak. Sen kendini aşk konusunda şifalandır diyorum. Evet, evliliği bu ara çocuklarınızla ilgili planlar yapmak ve yolculuk isteyen sevgili yengeçler için bence ekonomi evrenizde bazı pürüzler var. Bunları toparlayın. Nisan ayı gideceğiniz yolculuklar daha verimli ve daha hayırlı olacak. Cesaretinizi bu hafta sadece planlamaya doğru hareket etmenizi öneriyorum. Uzun süredir çocuğu olmayan, çocuk tedavisi düşünen sevgili yengeçler, gözünüzü kapatın, çocuk kararını verin, hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bir ev satışı ile ilgili bir türlü uzlaşamadığınız konularda artık ev satışınızla ilgili de netliğe kavuşacaksınız. Ve ailenize ait toprak, müteahhitlik işler varsa da bu hafta bu konuşmalar olumsuz gibi gözükse de Nisan ayı olumlu, ama siz bu araştırmayı mutlaka yapın diyorum. Bu ara evliliğinizde sorun yaşayan ve hala krizleri çözemeyen sevgili yengeçler, hem dolunayın sert yönü hem de dilinizi tutmadığınız takdirde şak diye kapılar bir yüzünüze kapanabilir. O yüzden uslubunuza dikkat edip kardayken zarara dönmenizi istemiyorum. Sevgili gençler, sevgili eğitim alan gençlerime sesleniyorum. Bu ara kafanız farklı duygularda, farklı enerjideler. Evet, eğitim konularınızda başarınız ve odaklandığınız noktaya kilitlendiğiniz takdirde her şey sizin için aydınlık. Bu ara flört etmeye çalıştığınız kişi böyle sizin ruhunuzla ilgileniyor. Endişe etmeyin. Sevgili ev hanımları, bu ara gereksizce kendi eşinizin kardeşlerinize takık ve haklarımızı yiyor, çocuklarımın rızkını yiyor diyorsunuz ama sen kendi ailene hiç dönüp bakmıyorsun. Kendi ailen de senin çocuklarını yiyor. Bir onu gözden geçirelim lütfen, rica ediyorum. Sağlık konusunda da özellikle bel ve boyun ağrılarımız ve sırt ağrılarımız, özellikle yastığınızı değiştirme vakti. Haydi hayırlı olsun. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili aslanlar, güzel aslanlar nasılsınız? Evet, birçok şeyin sizin için hızlı şekilde değişeceği gözüküyor. Özellikle bu hafta daha enerjilerinizin daha yoğun olacağı ve güneşin artık koçun enerjisinde, yine ateşin enerjisinde yer alacağı için yaşadığınız krizler, yaşanan sorunları daha net ifade edip kendi hızınızı, kendi enerjinizi, daha enerjinizi yüksek tutacağınız bir haftaya hayırlı olsun. Çünkü hayatınızda birçok şey size aksilikler yaratmıştı ve düzeltemediğiniz o kadar çok şey varken artık düzeltmek ve yenilenmek, şifalanmak ve şifayı kendi enerjinizde yakalayacağınız keyifli bir hafta. Cuma günü de gerçekleşecek Dolunay sizin geçmiş konularınız, geçmiş yaşadığınız sıkıntıların daha
gün yüzünde çıkacağını gösteriyor. Geçmişi unut. Sen çok kıymetlisin ve çok özelsin. Odaklanman gereken tek şey işinle alakalı problemler, yeni anlaşacağın yollar, yeni başarılar ve sana çok güzel ışık olacak. Sen ışığını tuttun. Artık geçmiş konularını, yaşanan krizleri geride bırakmamız lazım. Haksızlıklar sizde geride kalıyor. Kazanç ve parasal evre, işinizdeki ışık çok fazla yüksek olacak. Bence şunu gösteriyor. Bu dolunay size hem kurallarınız, hem de radikal tavrınız, hem de güneşin enerjisini daha iyi keyifle yaşayacağınız ve aslan kendini bulacağı bir hafta. Parasal anlamda yaşayacağınız sorunları çözmek için çok doğru bir hafta. Plan ve program size kazançlarınız, gelmesi gereken paralar, gideceğiniz işler ve işinizle alakalı rütbelenmek, parasal anlamdaki konuşamadığınız birçok şeyde akış hızlanacak gözüküyor. Haydi maaşını, haydi işini, haydi paranı daha ön planda geçireceğin bir hafta. Hiç korkmana gerek yok. Işık zaten sensin. Farkında olmanı istiyorum. Kendi işinizle ilgili çok fazla projeler niyetiniz varsa, özellikle bağların telefon yani bağlar daha çok telefon trafiği, mailler, mesajlaşmalar ve bu olumlu bir sürecin haftasını doğru verimlilik ve Nisan'a kendinizi daha verimli sağlayacaksınız ve gücünüze güç katacaksınız ve kendinizi daha verimli şekilde sağlayacağınız bir hafta. O yüzden yenilikler sizin ışığınız. Siz başarmak istediğiniz tüm projelere rahat bir evre sağlayabilirsiniz. Özellikle iş problemi yaşıyorsanız ve hala iş sorunlarınızla ilgili çözemediğiniz noktalarla alakalı evrede kendi içsel dünyanız oraya ait olmadığı sürece hiçbir işi kabul etmiyorsunuz ama başlamak için yurt dışı ile ilgili başvurularınız olumlu evrede size geri dönecek ama sizde bir bekletilme yani oraya geçmeniz için bir bekletme saatiniz, zamanınız ve ayınız var. Sabırlı olun. Burada dil eğitimi ya da farklı eğitimler düşünceniz var. Bunu beklerken bunları da tamamlamanız sizin için daha sağlıklı evre. Özellikle kurumsal ya da farklı bir alana yer değişimi beklentiniz varsa evet imzalar atılıyor. Hayırlı olsun. Ama burada da sanki üst düzey gibi değil de masa değişimi gibi gerçekleşecek yenilikler hem sizin kendinizi daha rahat sağlayacağınız iş temposu hem de bulunduğunuz noktada nefes alacağınız bir evreniz size şans getirecek diyorum. Aşk konusunda renkliliğiniz var. Yenilikler, yeni aşklar, yeni heyecanlar, geçmişteki görüşmek istediğiniz kişiler size adım atacak. Yarım bıraktığınız ilişki tekrar sizinle konuşmak isteyecek. Yani bu hafta özellikle hafta sonu bu enerjiyi daha yoğun, pazar günü daha yoğun hissedeceksiniz. Geçmiş hiç görüşmediğiniz sevgiliniz ya da haber alamadığınız insanların size iletişimleri yoğun olacak. Artık kalp sizin kararınız. Hataya hep açıksınız ama kalp şifalanmak için doğru zaman mı? Hayır, dinlenme, demlenme ve kendinizi bulma zamanı. Evet, dinleyin, yemeğinizi yiyin, sohbet edin, demlenin ama yok ben direkt kabul ediyorum demeyin diyorum. Özellikle evli çiftlerimizde bazı krizler çözülmemiş ve bu hafta artık ilişkimizle alakalı ters giden noktaları düzeltip kendi yönümüzü belirlememiz lazım. Artık çatı ortadan ikiye ayrılıyor. Siz görmemezlikten geliyorsunuz. Gerekiyorsa ilişki terapisti şart diyorum. Bu ara yakın kardeş ya da ailenizde sürpriz evlilik lafları geçebilir. Hadi hayırlı olsun. Böyle enerjiler bu hafta bu konuşmalar, aileler tanışabilir, kızı tanıyabiliriz, oğlumuzu tanıyabiliriz. Böyle güzel bir enerji noktanız var. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bu ara bazı evli çiftlerimizde özellikle taşınmak, araç almakla ilgili radikal kararlarınız var. Yapabilirsiniz ama kredi olarak bazı zorluklar yaşadığınız için risk altında olmanızı istemiyorum. Bütçenizi doğru planlamanız gerekiyor. Siz zaten doğru plancı bir insansınız ama hata yapmanızı istemiyorum. Bir araç değişimi, yeni araç alımı sizin için olum ama sıfır bir araç alacaksınız. Şu an için yapmamanızı öneriyorum. Bir de ailemize ait çözülmesi gereken para konuları var. Özellikle babanızın köküyle alakalı noktada. Bunlarla ilgili güzel görüşmeler, güzel diyaloglar söz konusu olacak. Ama mahkemeleriniz devam edeceği için hakları almak şu an doğru zaman değil. Ama güzel konuşmalar için doğru zaman evresi gözüküyor. Sevgili gençler, aşk çok renkli. Kariyer hayatınızla ilgili yeni başvurularınız olumlu olacak. Gözünüzü dört açın. Sevgili ev hanımları, bu ara nevresim, hani halı flex, ne bileyim halılarla alakalı düşünceleriniz varsa şu Nisan ayını gördü öyle yap ne yapacaksan özellikle nevresim koltuk örtüsü ya da bazı örtülerin değişme dönemi ama fazla abartıyorsunuz lütfen abartmayın. Sağlık olarak da özellikle diş probleminiz ve kadın üreme organlarınızla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ünser gibi sıkıntınız olabilir. Dikkatli olun, sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın.
Sevgili Başaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizinle olsun diyorum. Sevgili Başaklar, evet Dolunay sizde ve sizin evrenizde olacağı için çok gergin. Kendi geçmişiniz, geleceğiniz, planlarınız, programlarınız sizi bu hafta çok fazla kısabilir. Stresli bir haliniz, aman konuşsak üstüme gelmeyin diyeceğiniz bir hafta. Ama her şeyden önemlisi de başarmak istediğiniz işlerinizle ilgili geçmişe ait görüşmeniz, konuşmanız, bitirmesi gereken her şeyi bitirme haftanız olacak. Kim dostunuz, kim düşmanınız, kim gerçeğinizi daha net göreceğiniz bir hafta. O yüzden kırıcı sözlerden, sizi kıran insanlardan uzaklaşıp kendini, yönünüzü bulmak size huzur verecek diyorum. İşinizle alakalı tamamlamak istediğiniz birçok şey hızlı bir şekilde hayatınızda toparlanacak. Yeni bir işe girmek, yeni bir iş kapısı arayışı içerisindeyseniz olumlu bir haftayı en iyi şekilde hayatınıza katacaksınız. Yalnız bulunduğunuz noktada rütbe değişimi, beklentileriniz varsa üst düzey yöneticilerinizle mailleşmeniz ve bu konuyla alakalı uzun süredir beklentilerinizi dire getirmeniz lazım. Şimdiden hazırlıklı olun. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız komple bir yer değişimi gerçekleşebilir. Ama bu değişimde bulunacağınız kadro ya da geçeceğiniz yeni kadro size daha keyif verecek ve enerjinizle alakalı eksik noktalarınızı daha rahat şekilde toparlayacaksınız sevgili Başaklar. Başaklar, aile içerisindeki yaşanan krizleri işe taşımaya başladınız. Kafanızın dağınıklığını anlıyorum ama işte de beklediğiniz bir bölüm var. Kilitlendiniz buraya. Hadi o bölüme kilitlendiniz. Az kaldı, ucuna geldiniz ama aile yüzünden kaybedebilirsiniz. Hadi o noktaya kilitlenme, bu başarıyı almanı öneriyorum. Sevgili Başaklar, özellikle de hayatınızla alakalı devlet ve devlette çalışıyorsanız artık burayı bırakacağım diyorsunuz ama ne olur bırakmayın. Uzun süredir hep böyle gidiyorum, geliyorum, enerjim çok dağınık, ben buraya alışamadım diyen yani. Özellikle devlet kadrosunda çalışanlar biraz daha sabırlı olun. Yer değişimi, yerle ilgili başvurularınız sizin için daha sağlıklı olacak. Ani kararlar verip hata yapmanızı istemiyorum. Rica ediyorum, sakin olun. Kendi işinizi yapanlar için yeni kredi, başvuru, parayla alakalı fırsatlar sizin kapınızda. Daha büyümeniz, parasal planlarınız için daha doğru bir hafta söz konusu olacak. Alım satım işi yapıyorsanız güzel kazanç ve yeni anlaşacağınız firmalar sizi daha büyük parasal evrede rahatlığı sağlayacak. Ortaklı iş ya ortaklı projeler ve alım satım işi yapıyorsanız yerinizde büyütme, daha farklı projeler, daha büyük oluşturacağınız sistemler var. Aile işiniz varsa, küçücük bir dükkanınız varsa, burada kaybetmek istemiyoruz. Buranın enerjisi bize uygun diyorsanız, siz orada seviliyorsunuz. Sizi kimse kaybetmez. Siz tatlı insanlarsınız. Orada daha kendinizi ispatlayacaksınız. Bu ara ailenize ait biraz bir, hani iç içe oluruz ve sıkılırız ya. Bu ara herkes odasında, herkes boyut atlamış. Kimse kimseyle konuşmuyor. Biraz bu hafta aile olduğumuzu ve birbirimizi çok sevdiğinizi biliyorum ama içsel dünyanızın yalnızlığa ihtiyacı olduğu için kocaman evde birbirimizden saklı yaşıyoruz. Rica ediyorum, güzel bir yemek, güzel aile ortamı size iyi gelecek diyorum. Sevgilinizin devamlı geri gelmesini bekliyorsunuz. Ya gelmeyecek artık. Bunu unutman gerekiyor. Yani artık ben pelesek ol lazım. Sen hala mutla peselek ve gelecek gelecek, gelmeyecek arkadaşım. Sen gelmeyeceğini bile bile umut ediyorsun. Yeni ilişkiye hazır olamıyorsun. Çünkü oradaki hesaplar dan kaynaklı, hem maddi hem manevi çok yıprandığın için içsel dünyan hiçbir insana güvenmiyor. Bunun için bir psikolog, psikiyatrist, size ilişki terapisti size iyi gelecek diye uyarıyorum. Bu ara yeni heyecanlar arayan sevgili Başaklar, evet yeni heyecan, yenilikler size mutluluk verecek ama sen de maşallah dilinin kemiği yok. Öyle bir raf sokuyorsun ki hayatını alacak insan da geride duruyor. Lütfen biraz daha kibar, senin bu kibarlığın bazen kabalaşabiliyor. Bu kaba yönünde yeni insanlara böyle davranmaman gerektiğini uyarıyorum. Bu ara uyku probleminiz çok fazla, uyumak isteyebilir. Psikolojiniz yataktan kalkmayabilir. Sabahları bol bol bir yürüyüş, güzel bir duş sizin enerjinize iyi gelecek. Sevgili evli çiftlerime sesleniyorum. Bu ara birbirinizle güzel planlamalar ve özellikle yazlık gibi, yeni bir yatırım gibi fikirleriniz var. Satmaya çalıştığınız bir malda yepyeni bir eve geçmek istiyorsunuz. Nisan'ın ilk haftası bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu hayallere devam edin. Rabbim sizi güzelliğe getirecek. Özellikle karı koca çalışıyorsanız, özellikle hanımızın bir iş değişimiyle birlikte haneye daha bir bereket ve aydınlık yaşanacak. Hiç korkmayın, birbirinize ait hataları örttünüz, birbirimize daha bütünleşmeye başladınız. Artık siz birbirinizi iyi tanıyorsunuz ve bu evlilik çocuklardan çok birbirimizi yaşamak istiyoruz diyeceğimiz bir hafta söz konusu.
Bu ara boşanma fikri radikal olan başaklar evleri ayırdık ve asla dönmeyeceğim derken karşı tarafın bir beni affet ifadesi var. Şans vermek istiyorsan hadi bu şans senin diyorum, değerlendirmek istiyorsan. Çocuklarınızın eğitimi ve geleceği ile ilgili bu ara çok fazla tedirgin ve panik olabilir. Özellikle de kız çocuğu olan başaklar sinirli olabilir. Lütfen çocuklarınızla iletişimi doğru ifade edin. Çocuğunuzda bir sıkıntı yok. Senin dellendiğin dönem çocuğun üstüne gitmeni istemiyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda özellikle ne istiyorsanız başaracaksınız. Bu ara ailenizle ilgili tartışmalardan uzak durup dışarıda çok fazla gözüküyorsun. Derslerine ve eğitimine önem vermen lazım. Kafam beş karış havada, kendini düzelt diyorum. Sağlık konusunda özellikle son zamanlarda gözlük değişimi, ailenizde katarak problem varsa ve egzama gibi durumlar çok fazla ön planda olabilir ve ayak siyatiklerimizde de başlangıçlar söz konusu olabilir. Dikkat edelim. Sevgili ev hanımları, fazla mı bu ara kendi içinizde kaldınız? Biraz kilolarınız, yağlanmalarınız ve ev içerisindeki insanlara çok mu kafayı takıyorsunuz? Böyle bir enerji takıntılarınız var. Bunlar için bence bir yüzmek size iyi gelecek. Artık evin temizliğini, artık evin hijyenini, artık yemek yapmayı bırak. Sadece kendine bakmayı öneriyorum. Mutlu kalın. Sevgili teraziler, güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Umarım her şey her kalbinize kanatlarınız gibi konsun diyorum. İş konularınızla ilgili beklenmedik yenilikler size keyif verecek özellikle bu hafta. Yalnız yönetici ya da bulunduğunuz noktada bazı sağlık problemleri biraz daha size yoğun bir tempoya yaratabilir ya da bazı insanların izin temposu sizin daha yoğun çalışmasından kaynaklı krizler ve yorgunluk triplerindesiniz. Bence bu tempo size başarı ve aydınlık getiriyor. Mümkün olduğu kadar odaklanmanız gereken her noktayı en verimli şekilde odaklanın. Çünkü yerinizde güzel bir değişim var. İşsizseniz ve uzun süredir iş problemi ve kaosunuz varsa, iş mahkemeniz, iş iadenizle ilgili sonuçlar biraz kritik olabilir. Biraz sizin haksızlığa mağdur edebilirler. Lütfen hakim, savcı, avukat kim varsa yasanla ilgili mücadele et, yoksa haksızlıklarda ortada kalabilirsiniz diyorum. Evet, bu ara toprak tarım işiyle uğraşan sevgili terazilerde yeni toprak, yeni arazi ya da yeni oluşumlarla ilgili çok fazla düşünceleriniz var. Yapmak istediğiniz yatırım doğru ama ekonomik olarak sizi zorlar mı diye düşünüyorsan evet zorlayacak ama bunu yapmalısınız çünkü alanınızı genişletmek istiyorsunuz. Kurumsal bir planda inşaat sektöründe çalışıyorsanız bu ara çok fazla yoğun projeler, çok fazla yenilikler söz konusu olacak ve bu yeniliklerde prim hakkınız ya da bütçenizde yeni oluşumlar size mutluluk verecek diyorum dedim bile. Mesela akademisyen ya da kendi alanınızda konum müdür, yetki hakimiyetiyseniz, uzun süredir gitmek istediğiniz yurt dışınızla ilgili başvurunuzun onayı şimdiden hayırlı olsun. Yolunuz aydınlık, ışığınız yol olsun. Bizi orada temsil edeceksiniz. Başarılar diliyorum. Kendinize spor salonu ya da farklı bir alanda iş kapısı açmak istiyorsanız bununla ilgili bir ortaklı projenin size keyif verecek ve bu proje isminizi, ünvanınızı daha ön plana atacak diyorum. Küçücük bir yeriniz varsa da burası artık tanınma yoluna doğru gidiyor ve güzel başarının da keyfinin kutlamasını aile içerisinde yapabilir. Size şimdiden bu huzuru verecek gözüküyor. Bu ara yurt dışında olan ve Türkiye'den yakın dönemde yurt dışına giden bazı teraziler ya da gittiyseniz yükseleni teraziler kazanç evrenizle ilgili kalma politikası evresindesiniz. Evet, kalma enerjiniz daha olumlu ve orada güzel bir iş kapınız da var. Endişe etmenize gerek yok. Türkiye'ye dönmek istemeyen teraziler için diyorum. Gidip de orada kalmayı düşünenler için. Çünkü haritanızda böyle bir şey var. Kalma enerjiniz çok yüksek. Şimdiden güzellikler olsun diyorum. Özellikle de devlet alanında çalışan ve bulunduğu noktada değişim bekleyenler için küçük küçük değişimler söz konusu olsa olabilir. Ama özellikle Ankara'da yaşıyorsanız deniz gören bir noktaya, eğer deniz gören bir noktadaysanız İç Anadolu bölgesi gibi bir noktaya geçişiniz biraz sizin canınızı sıksa da gideceğiniz yerde gayet rahat ve keyifli olacaksınız diyorum. Ufak tefek sosyal medyada iş yapan bazı terazilerde kazanç ve işinizle ilgili büyük değişimler ve kendi alanınızı genişletmek istiyorsunuz. Güzel fırsatlarınız var ve yakın bir dostunuzun sizin arkanızda durması yapacağınız projelerde çok büyük aydınlanmalarınız var. Bence devam edin diyorum. Bu ara
özellikle de küçük küçük dışarıda satışlar yapmaya çalışan bazı teraziler, bence burada bir ceza uygulaması söz konusu olabilir. Bir hata yapabilirsiniz, kazanacağım derken biraz sıkıntıya düşebilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum size değerli teraziler, size sesleniyorum. Bir de en önemli şey, ilişkiler konusunda yaşadığınız krizler, yakın bir dostunuzda yaşadığınız mahkemelik sorun neyse, bu hafta bunlarla ilgili bir barış imzası ve bu mahkeme kapanacak olarak gözüküyor. Ve siz de daha derin bir nefes alacaksınız ve hayırlı olacak. Ailenizde anne ya da kadınlarla ilgili ufak tefek sağlık problemleri söz konusu olabilir. Biraz bununla mücadele etme evrenizde var. Aman üzülmeyin, sonu ferah diyorum. Evet, ilişkinizle ilgili yaşadığınız yalanlar, bazı karmaşıklıklar gün yüzüne çıkacak. Ve bu sizi daha çok fazla yıpratabilir. Eski sevgiliniz geri dönse de artık ondan bir şey olmayacağını kararını verdiniz. Yeniliklere bakmaya karar verdiniz. Haydi hayırlı olsun. Evli çiftlerimiz için de bu ara kendinize ait işinizle ilgili gerginlik ve devam edecek süreç, evin içinde de bir gerginlik var. Lütfen evi evde, işi işte bırakmamız gerekiyor. Ve özellikle de kendi ailenizin bazı krizleri ve para konularından dolayı da evliliğimiz sıkıntıya düşüyor. Artık bu sorunları çözmen lazım. Çözmediğin takdirde ilişkimiz tersliğe doğru gidiyor. Eğer ki ailenizle aynı binadaysanız, taşınmayı düşünen bazı terazi burçları, hata yaparsın yerin güzel. Yani herkes senin gitmeni bekliyor. Bence sen sıkıldın, bunaldım diyorsun ama yerin ve güvenli ve rahat, hiç taşınmanı gerek yok diyorum. Ev almayı ya da araç alma düşüncesi olan bazı çiftlerimiz için de olumlu bir hafta. Hafta sonu bakacağınız araç ya da ev anahtarıyla el sıkışma enerjiniz de var gözüküyor. Ve sevgili gençler, eğitim ve kariyerle alakalı noktada aşk havanız var. Eğitimi kenara bırakmışsınız. Lütfen eğitiminize özen gösterin. Aşk her zaman bulursunuz. Gerek yok diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara içinizde milletin dedikodusunu duymaktan çok sınık sıkıldım ve herkes sana dedikodu ve yağmuru gibi ve sırlar üstünde, küp üstünde mi artık bu küpleri taşımak istiyorsun? At sirkeli suyla bu insanların enerjisini, kim sırrını veriyorsa da artık söyletme çünkü burana kadar geldi. Bu yüzden de eşine ya da hanımına çok fazla sarıyorsun. Rica ediyorum, yapmayın sevgili ev hanımları. Rica ediyorum. Sağlık olarak da özellikle şöyle söyleyeceğim. Omurilik ağrılarımız olabilir. Ülserle alakalı mide asitlerimiz daha sıkıntılı ve gece uyku problemlerimiz olabilir. Düzeltmenizi öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Sevgili akrepler, sizin için işinizle ilgili bazı krizlere hazır olmanız gerekiyor. Yaşayacağınız alandaki insanların iş temposu ve yöneticilerin asabi yönü biraz sizi yıpratabilir. Bu hafta daha kontrollü, işinizle alakalı dikkat etmeniz gereken her şeyi gözden geçirmenizi, yoksa ciddi krizler sizin için tehlike uyarısı veriyor. Yani ben uyarayım da siz karar verin. Özellikle kurumsal bir firmadaysanız buranın bazı değişimleri ve buradaki insanlardan rahatsızlığınız artık buranıza kadar geldi. Sabır sabır, nereye kadar sabır diyeceğiniz bir hafta. Alternatif teklifler, alternatif noktalar bakıyorsunuz ama hala bir çözüm yok. Çözüm olmadığı için de kıstırılmış bir evredesiniz ama alternatif nokta yakın dönemde teklif olarak size gelecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Eğer ki devlette çalışıyorsanız, devletle ilgili bir sürü evrak, yoğun tempo, yoğun koşturmalar ve projeler çok yoğun olacağı için siz kendinizi artık çok yorgun ve bitkin ve bütün işin sizin üzerinizde olduğunuzdan rahatsızlık konuşmalarınız var. Başkasının kulağına su kaçırıyorsunuz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Serbest bir alanda çalışıyorsanız kazanç evresinde daha verimli bir evre, toplantılar, yoğun görüşmeler, yoğun iletişimler size daha keyifli bir haftayı getirse de parasal anlamda hatalar yapabilir. Yanlışlara dikkatli olmanız gerekiyor. Uzun süredir iş mahkemeniz ya da işe dönme mahkemeniz varsa bu hafta bir mahkeme gündemimiz var. Mahkeme size olumlu cevap vereceği ve siz tekrar iş iadenizle ilgili mutluluğu tadabilirsiniz diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız özellikle iş kazancınızla ilgili farklı fikirler var ama risk altında olabileceğiniz için bu haftayı daha sakin, daha mantıklı geçirmeniz lazım. Dolunay çok sert geçecek. Bu sizin içsel yaralarınız, hissiyatınız daha ön planda olacağı ve sezgilerinizin daha yoğun olacağı. O yüzden bu haftayı daha mantıklı atlatmanız, korkularınızı yenmeniz gerektiğini uyarıyorum. Özellikle de sizin seyahat,
ya da yatırımlarla ilgili seyahatleriniz varsa, aksilikler, pürüzler yaşasanız da eninde sonunda o alacağınız yatırım size kazanç sağlayacak diyorum. Bu ara yakın bir dostunuzun sizinle ilgili söyleyeceği laf kalbinizi incitmesin. Sizin kişiliğiniz bu, siz kabul etmiyorsunuz. O sizin yüzünüze doğru söyledikçe siz kabul etmiyorsunuz. İnatçı yönünüz çok fazla ön planda olacak. Sabit fikriniz ve değişmeyen ruhunuz sizi biraz daha karşı tarafa olumsuz etki verebilir diyorum. Ortaklı iş yapacaklar için bu hafta kazançlarınızın daha yoğun olacağı, sizi mutlu edecek projelerde yer alsanız da anlaşmalarda aksilikler, imzalarda yanlışlıklar olabilir ama eninde sonunda düzeltilecek bir nokta söz konusu. Evet, ailenizle alakalı farklı bir şehirde malınız varsa malla ilgili doğru bir evre yakalayacaksınız ve hatta bu doğru evre size kazanç evresinde de rahatlık getirecek diyorum. Bence siz kendi içinizdeki bilimsel evrenizde korkularınızı da yenmeniz, bu ara bol bol kitap okumanızı istiyorum. Genetik yapımızda Alzheimer sıkıntısı olabilir ve fazla unutkanlıklarımız var. Bunları çözmemiz gerekiyor. İlişki konusunda askıya bıraktık her şeyi. Ne olacaksa olsun Rabbim hayırlısını yazsın. Gelecekse gelir, gelmeyecekse yeni insana hazırım diyeceğiniz bir hafta. Özellikle evli çiftlerimizde birbirimizle ilgili, iletişimle ilgili sorunları çözdük. Temel aile, yani sizin eşinizin tarafı onun eşinin ailesiyle ilgili sorunlar gündemimizi yorabilir ve onların gerginlikleri bizim ilişkimizi kasmaya çalışsa da biz artık sistemimizi kurduk. Kimse bize hani duvarlarımızı yıkamaz diyorsunuz ama dedikodulara açık olmanız lazım. Bunlar biraz sıkıntı gözüküyor. Özellikle erkek çocuğunuz varsa yatırım planınızla ilgili aksilikler gibi gözükse de olumlu imzalar, istediğiniz ev şimdiden hayırlı olsun diyorum. Özellikle işsiz olanlar için güzel kapılar var. Korkmanıza gerek yok. Değerli evliliği ters giden ve hala düzeltemeyen akrepler için bence bu imza artık gereksizce soyadlar taşınıyor. Hoşça kal demek için ne bekliyorsunuz bilmiyorum. Kendi çıkarlarınızı da bırakın, mutlu olmaya bakın. Çünkü burada paralar çok sert konuşuyor. Bence kimse, hiçbir evlilik para için bütünleşmemeli. Herkes kendi düzenini ona göre uygulamalı diyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda bu ara hırslı yönünüz daha dikkatli ve daha kontrollü olacak ve başarmak istediğiniz birçok için şey için hayırlı bir dönem. Sevgili ev hanımları, bu ara içsel sesiniz, yakın komşunuzla tartışmanıza, mahalleyle kavga etmenize ya da yöneticilerle tartışmalar biraz sizin canınızı sıkabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar bu ara kimseyle muhatap olmanızı istemiyorum. Özellikle kız kardeşinizin canını yakabilirsiniz. Hiç gerek yok. Senin evde yapman gereken kapılarda hijyen temizliği, bu ara ev birbirini götürdü. Onlarla uğraşman lazım. Bu da iyi olacak diyorum senin için. Enerjini bir evi temizlemeye ver bu dönem. Sakın hata yapma. Sağlık olarak özellikle unutkanlıkların çok fazla ve prostat ve şekerle ilgili büyüklerimizde bir sıkıntı. Sizde de nefes borunuz, nefesle alakalı alerjik yönünüzün daha yoğun olacağı bir nokta. Aman dikkatli olun. Sevgili yaylar, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun diyorum. Evet, büyük projeler imzası şimdiden hayırlı olsun. Bu hafta size gerçekten hayallerinize dokunmak, işinizle ilgili beklediğiniz sürprizlere açık olacağınız bir hafta ve gitmek istediğiniz iş kapısı sizi çağırıyor. Haydi hayırlı olsun, mutluluk sizinle olsun diyorum. Ve artık bu iş yerine hadi bay bay diyeceğim bir enerji var. Doğru, olumlu konuşmalar ve fiyat konusunda da anlaşmalar size keyif verecek. Eğer işsizseniz ve hala iş probleminiz varsa bu hafta didik didik araştırın. Çünkü iş enerjinizin yoğun olacağı ve enerjiniz sadece işe odaklı bir hafta. O yüzden parasal evrenizde daha rahat bir şekilde çözeceksiniz. Bu ara borçlarla alakalı vergi, alım, satım, unuttuğunuz alanlarla ilgili sistematik ödeme evresi yapacaksınız ve bazı borçlarınızdan çok rahat ve ailenizin desteğiyle sıyrılma haftanızda gözüküyor. Çünkü uzun süredir onu nasıl ödeyeceğim, bunu nasıl ödeyeceğim derken aileden gelecek bir destek enerjinizi rahatlatacak diyorum. Kurumsal bir alanda mevki değişimi bekleyen sevgili yaylar, yurt dışı ile ilgili beklentilerle ilgili olumlu süreç, mevkinizde değişim, hatta ve hatta komple şirketinde değişim ile ilgili laflar sizi daha motivasyonunuzu arttıracak ve evinize yakın bir iş, pardon, işinize yakın bir ev arama düşüncesi olanlar şu an işinize yakın bir ev aramayın. Çünkü şirketinizde değişim, belki evinize yakın bir alana taşınma söz konusu olabilir diyorum, dedim bile. Devlette çalışanlarda bu ara stabil her şey devam edecek. Evet, çok yoğun evraklar, koşturmalar, bulunduğunuz yeni müdürünüz, yeni atanacak
insanlar var. Biraz evet karışıklıklar var ama sizin işinizde bir karışık yok. Sistemin insanları ile ilgili karışımların düzeleceği, daha keyifli gülümseyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyorsanız beklemediğiniz bir kazanç size daha güçlenmenizi ve işinizde daha motivasyonunuzu arttıracağınız bir hafta. Bence tadını çıkartın. Kendi işini büyütmeye çalışan ve uzun süredir burada parasal sıkıntılı olan bazı yaylara diyorum ki korkma. Bu hafta sana çok güzel bir para şansı var. Bunu çek kendine, al enerjini ve büyümeye hazır ol diyorum. Dedim bile. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili fikri olan sevgili yaylar, güzel fırsatlar ve bir çağrılma ya da beklediğiniz yurt dışı evrağınız olumlu şekilde hanenize gelmiş olacak. Şimdiden gitmek istediğiniz biletiniz, evrağınız, valizini yavaş yavaş hazırlamanız gerekiyor. Bu ara eğitim konusunda kendinizi çok fazla geliştirmek isteyebilir. Bu ara meraklı yüksek lisans, dil eğitimi alma düşünceleriniz ya da astroloji eğitimi bile almak isteyebilirsiniz. Bu ara bunların enerjisi yüksek. Almak istediğiniz eğitimde başarı sağlayacaksınız. Mahkeme ve çözülmesi gereken noktalarda ertelenmeler var. Hiç sinirinizi bozmayın. Uzun süredir kapıda yatan arabayı satmak istiyordunuz. Hadi hayırlı olsun. Satma kararınız olumlu ve araba yerine ev almaya karar verdiniz. Hadi bakalım alacağınız ev size uğur ve bereket getirsin. Huzur getirsin diyorum. Çocukla ilgili uzun süredir çocuk tedavisi gören ve hala çocuk umudu olmuyor diyenler evlatlık edinebilir. Farklı bir evlat enerjisi içerisinde gözüküyorsunuz. Kararınızı verdiğinizde size gelecek evlat hayırlı ve uğurlu olacak gözüküyor. Çok kalabalıklı çocuklu aileler için belki de uzun süredir hiç çocuklarınızla, eşinizle vakit ya da kocanızla vakit geçirmiyordunuz. Tam güzel bir hafta. Hafta sonu birlikte geçireceksiniz. Evde sohbetler, uzun süredir geçmişe ait konuşmalar, birbirimizi daha seveceğimiz konuşma enerjileri sizin de evliliğinizde huzuru ve mutluluğu bulmanıza, tekrar bu ilişkinin sağlam adımlar atması her iki taraf için de mutluluk verecek diyorum. Bu ara sevgili yaylar, yatak odası değişimi, yatak değişimi, yastık değişimi fazlasıyla yoğun bir evrede. Özellikle de yaza hani güneşin gelmemesi için ne deriz buna? Unuttum işte, siz hatırlayın. Hani indiriyoruz ya, güneşlik gibi ya da artık ne yaptıracaksanız bunun şimdiden hayalini kuruyorsunuz. Hayırlı olsun diyorum. Evlenme teklif alacak bazı çiftler ya da sevgili yaylar, evlilik teklifi geliyor. Hiç endişe etmeyin. Ama ne kadar daha bu sene söz nişan gibi bir şey değil de birbirimizle ilgili oturumları sağlayacağız. Yıl sonuna doğru bu kararı vermiş olacağız ama bu ilişkinin ciddiyetinin de keyfine varın diyorum. Evet. Bu ara gençlerimiz eğitim konusunda kendinizi çok fazla dil eğitimine, kendinizi geliştirmek için çok fazla araştırmalara girebileceksiniz. Ve yurt dışında okumak isteyenler için güzel altyapı oturtma için doğru bir zaman, bunun şimdiden sistemini kurun diyorum. Dedim bile. Ev hanımları, evde her yataklar falan değişirken sizin de miras konularınızla ilgili erkeklerle yaşayacağınız krizlere hazır olmanız gerekiyor. Haklarınızı vermeyebilirler. Size ufak bir pay verebilirler. Yasa olarak yasanız neyse onun hakkını almanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle egzama, kaşıntılar ve uyuz problemi ön planda olabilir. Sürpriz sağlığınızda birinin bir uyuz kapma gibi bir durum olabilir. Ve burun estetiği gibi düşüncesi olan sevgili yaylar için tam zamanı yaptırabilirsiniz. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Bu hafta kim dostunuz, kim düşmanınız, bunu öğreneceksiniz. Evinizde yemek yediğiniz, sohbet ettiğiniz insanların iki yüzünü göreceksiniz. Ben kardeşimden ayırt etmeyeceğim kişinin yalanıyla yüzleşeceksiniz. Biraz burukluk ama iş konularınızda hızlı diyaloglar, çözülmesi gereken, anlaşılması gereken imzalar atılmış, hak ettiğiniz masanın değişim noktası ve yerinizde yeni işler sizin güçlenmenize, işte daha başarıyı ön plana getireceğiniz bir hafta. Kalp kırıklığı da olsa dostlarınız, yakın inandığınız insanlar, işinizde başarı ve çok daha fazla rahat geçireceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Evet, ağır travmalar. Çünkü şöyle bir şey var. Emek verdiğiniz birçok şey sizin için ağır travma. Sindirirken çok zorlanıyorsunuz. Evinizde inandığınız insanlara kapınızı, yüreğinizi açıp onların riyakar yönünü görünce biraz yıpranıyorsunuz. Bu da dolunayın size yaratacağı kriz. Yani bu dolunay sizin dostlarınızla sınanacağınız ve dostlarınızın yaralanmasına ve özellikle de iş yerinizde çok büyük bir başarı ve ödüllenmeyi de alacağınız bir nokta söz konusu. O yüzden bence sizde şu var. Her şeyi doğru başarmak,
Kariyer, iş, başarı noktanız için sizi artık kimse tutamaz. Para ekonominizle alakalı bazı krizleri de daha rahat geçişli sistemle ödeyeceksiniz. Ve bu sistemlerle birlikte geçmişe ait borçlar, uzun süredir ödemelerle ilgili riskleri geride bırakacaksınız. Ve güçlenmiş, daha güçlü, daha sağlam bir noktaya ereceğiniz bir hafta. Yerinizde değişim bekliyorsanız, bu burası benim diyorsanız, evet orası sizin. Gerçekten sizin olacak. Sabredin, sabrettiğiniz şey size ait gözüküyor. Kurumsaldan farklı bir alana geçmek isteyenler için olumlu bir enerji yapabilir, başarabilirsiniz. Korku sizde yok, cesaretinize devam edin diyorum. Kendi işini yapanlar da ortaklı krizler, ortaklı tartışmalar, ortaklık haksızlıkları ve yaşanacak tartışmalar had safhada ve kaoslara sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar mantığınız, kuralınız neyse devam edin. Yoksa işinize risk atabilirler. Küçük bir alanda kendinize ufak bir ait iş alanınız, büyütmeye çalıştığınız bir noktanız varsa güzel başarı ve kazançlar sizi bekliyor. Hayırlı olsun. Eğer işsizseniz de bu hafta gözünüzü kapatın. Bütün kapılar sizi alacak. Haydi deneyin. Devlet sınavınız, atamanız varsa da olumlu bir evre. Bu olumlu evreyle birlikte kendinizi daha doğru yansıtacağınız noktalara gideceğiniz gözüküyor. Yalnız aşk konusunda travmalar, kalp kırıkları, gözyaşı, hüzün yaşayabilir. Ama 21 Mart'tan sonra da kahkaha atma evreniz. Bu hafta biraz hüzünleneceğiniz bir hafta. Boşanma konuları, ilişkiyle alakalı artık mutlu değilim diyen oğlaklarda gerçekten ufak ufak ayrılık konuşmaları, çocuklarla ilgili bazı planlamalar yapılacak. Mantıklı bir şekilde yol ayrımı hayatımıza geçiş yapacak. Ev konusunda kriz yaşayabilirsiniz. Evle alakalı tartışmalar bu boşanma sırasında zorluk yaratabilir diyorum. Evliliği çok iyi gidenler için de bence size nazara geliyorsunuz. Bol bol dua edin. Hatta haneye çocuk muradı ve çocuklarınızla ilgili de eğitim konularıyla ilgili yurt dışı ya da şehir dışı imkanlar araştırabilir. Onların geleceğine ait çok güzel yatırımlar söz konusu olacak diyorum. Ailenize ait bir arsa müteahhite gidecek. Orada bir ev hakkınızla ilgili konuşmalar, sevinçler var gözüküyor. Uzun süredir alt katta oturuyorsanız üst kata taşınmak isteyen bazı oğlaklar için güzel taşınma oluşumları, güzel beğeneceğiniz noktalar var. Yeni taşınacağınız nokta, anlaşacağınız müteahhitle kapılarınız hayırlı. Uzun süredir kiralarınızla ilgili yaşadığınız kriz ve ödememekle ilgili zorluklarınız varsa ev sahibiniz anlaşma yoluna gidecek. Mahkemede sürünmek istemiyor. Ona göre bu fırsatı artıya çevirmenizi öneriyorum. Çünkü uzun süredir birikmiş kiranızla ilgili anlaşma yolunuz da var gözüküyor. Hadi hayırlı olsun. Evet, evlilik teklif etmek isteyebilir. Evlilik teklifi bekliyor olabilirsiniz. Bununla ilgili 27 Mart itibariyle bekleyin. Şu an böyle ufak ufak flörtler ruhumuzda konuşmalar var ama 27 Mart bu konu için daha sağlıklı. Şu an bu hayale girin. 27 Mart'ta bu sürprizi bekleyin. Eski sevgiliniz, acı çektiğiniz kişiyle ilgili yüz yüze kalabilir ama bu ilişkinin bittiğini bilmen lazım. Ama yeni aşk çok güzel var. Bence kucakla diyorum yeni aşkı. Sevgili gençler, eğitim konusunda yaşadığınız sorunları görüp daha kontrollü bir şekilde ve özellikle de kendiniz için seçmeniz gereken noktaya karar vermeniz lazım. Çünkü bu ara aşk havanız çok daha yüksek. Ben aşk adamıyım ya da aşk kadınıyım modundasınız. Rica ediyorum eğitim adamı ya da eğitim kadını olun. Aşk her zaman bulursunuz diyorum. Ev hanımları, özellikle de sizin evle ilgili her gün toz oluyor, toz almaktan bıktım. Bu ev habire toz alıyor konuşmalarınız var. Her ev toz alıyor. Artık oksijen yok havada. Devamlı toz toprak bir enerjiyle yaşıyoruz. O yüzden evi dert etmeyin. Ve bu ara özellikle basen probleminiz var. Bir an önce çözmeniz lazım. Sağlık olarak biraz botoks, biraz enerjimizi düzeltmemiz lazım. Sağlıklı beslenmeyi yapmamız lazım. Çünkü özellikle gece hani sıkıntılı gaz problemlerimiz ve uyku sırasında geğirmelerimiz çok ön planda. Sağlıklı beslenmeyi önerelim. Bir de bu ara serum ya da tansiyon noktanızı kontrol ettirin. Hoşça kalın. Sevgili kovalar, evet zorlanıyorsunuz çünkü uzun süredir hak etmiyordum. Ben bunları hak etmiyordum diye bir enerji konuşmanız var. Ama işinizle alakalı evet bazı haksızlıklar uğrayabilir ve işinizle ilgili yaşanacak krizleri açık olmanız gerekiyor. Çünkü özellikle
Dolunay biraz daha işinizle alakalı noktada sıkışmalarınızı, parasal evrede yanlış kararlar verip cebinize zarar vermenizi uyarıyor. Mümkün olduğu kadar 22 Mart'tan sonra ne yapacaksanız yapın, ama şu an için acele etmemenizi ve bu haftayı bitirmenizi öneriyorum. Yeni işe başlayanlar hayırlı olsun, kendinizi ispatlayacaksınız ve burada kalıcılığınız ön planda. Özellikle de yerinizde bir değişim bekleyen ve uzun süredir hayal ediyorsanız, evet bu oluşumlar da var, ama sistemdeki ekonomi krizin verdiği bazı karışıklıklardan dolayı ertelendi. Bazı haklarınızda yarım yarım almalar söz konusu oldu. Maaşınızı bütün almak isteyen kovalar için Nisan ayı artık haklarınızı yavaş yavaş toplu almaya başlayacaksınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara kendinize iş yeri açmak isteyebilir, ofis açmayabilir, restoran, kafe tarzı bir şey açmak istiyorsanız şu an için resetliyorum. Özellikle Nisan Mayıs'ta beklenen bir paranız var. Birikmiş bir parayı aldığınız takdirde yapmanızı, şu an borçlanmanızı uygun görmüyorum. En azından Mayıs ayını bir görmeniz gerekiyor. Kurumsal bir firmada çalışıyorsanız işinizdeki problem yok, sizde de problem yok. Ama burayı biraz dağınık bulmaya ve buranın size yetmediği ile ilgili fikirleriniz var. O yüzden yurt dışı ile ilgili başvuru düşünceniz olabilir. Olumlu bir evre, ama bulunduğunuz firmada büyümeye doğru gidiyor. Acele mi ediyorsunuz, karar veremedim. Bunu siz karar verin. İş çevrenizde kafa karışıklığınız çok fazla var gözüküyor. Bunu dengelemeniz lazım. Devletten kurumsala geçmek isteyen bazı devlet alanında çalışanlar için bence hiç gerek yoktur. Kendinize ekstra bir iş kurabilir. Eşinizin üstüne, sevgilinizin üstüne kurabilir. Devlette işiniz devam edebilir. Siz ekstra projelerde yer alabilirsiniz. Ek kazanç sağlamak için doğru, ama işinizi bırakmak için yanlış zamandasınız. Acele etmeyin diyorum. Bir de ailemize ait bazı mallar satılması gereken, bölüşülmesi gereken konular bu hafta daha yoğun söz konusu olacak. Ailede bir yaşlı kayıp olabilir ya da bir geçmişte vefat etmiş birinin mirası ile ilgili de uzun süredir çözülmesi gereken noktalarla ilgili masaya yatacak konuşmalarımız var gözüküyor. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz'de yatırımı olanlar için çok güzel bir teklif var, değerlendirebilirsiniz. Ama ben toprak satımına karşıyım. Eviniz varsa satın, toprağınız varsa dokunmayın diyorum. Çünkü o topraklar sizin çocuklarınız, sizin gençliğiniz, sizin hayatınız için en doğru kapı olarak gözüküyor. Özellikle bu ara sosyal ruhunuz, kitap yazmak, resim yapmak, kendi ruhunuzu daha sanatsal noktalara yaratmak isteyebilir. Kendinize daha mutlu olacağınız alanlarda geliştirmek isteyebilirsiniz. Bu farklı bir şey olabilir. Fransızca olabilir, Çince olabilir, resim atölyesi olabilir. Bunlar sizin ruhunuza iyi gelecek ve içinizdeki çağa ait olduğunuz enerjiyi daha rahat bir şekilde tadabilirsiniz. Özellikle mühendislik alanında okuyan ya da mühendislik alanında çalışan bazı kova burçları için çok güzel bir iş teklifi var. Gözünüzü kapatın, hemen imzalayın. Yeni işiniz şimdiden hayırlı olsun. Aşk konusunda acı çeken kalbinize yavaş yavaş şifalanmaya başlayacak bir hafta. Geçmiş ilişkilerinizden gelecek haberler gibi gözükse de alakası kalmadı sizinle. Siz yeni bir ilişkiye konsantre olun. Yeni enerjiye doğru adapte olursanız evlilik yapacağınız insanla karşılaşma, uzun soluklu ilişki başlangıcınız var. Özellikle de iş yerinde beğendiğiniz biri varsa onun da size karşı ilgisi var. Bu adımlarda atılır. Şimdiden hayırlı olsun. Evli çiftlerimiz bu ara birbirimizi yormadığınız, artık birbirinizle hani duygusal bir bağın olmadığı, birbirimizi yormuyoruz ama her iki tarafında birbirine yoğun enerjisi var. Biraz soğukluk oluşmuş. Bunu biraz daha iyileştirmeyi, biraz daha flörtöz ruhunuzu ön plana atmanız lazım. Yoksa gereksizce ilişki başka yollara kayabilir. O yüzden şimdiden kontrol edelim, iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle 5. 6. ya da 5 ve 6 numaralı dairelerde oturuyorsanız ya da 5. 6. katta oturuyorsanız sürpriz bir miras ve beklenmedik bir para hanenizin içerisine giriş yapacak. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak, sevgili evli çiftlerimize söylüyorum. Bu ara boşanma fikri gelip giden bazı kovalar için şu an cesaretiniz yok. Hem karşı tarafı incitmeye hem de bu ilişkiyi bitirmeye cesaretiniz yok. Biraz daha mantıklı ilerlemeniz gerekiyor. Eğer boşanırsanız zarar edersiniz ve bu da sizi çok uzun süre depresyona itebilir. Şimdiden bu kararınız neyse vazgeçin diyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda yaşayacağınız sorunları biliyorsunuz ama odaklanmakla ilgili sorununuz var. Biraz sporla altyapınızı, bilinçaltı enerjinizi düzeltirseniz daha başarı sağlarsınız. Bu ara ilişkinizle ilgili ters giden evreler yumuşayıp birbirimize ait enerjiyi toparlayacağız. Merak etmeyin diyorum. Sağlık olarak özellikle şöyle söyleyeceğim.
vücut düz omuz düzleşmeniz, vücut ağırlığınız ve kas ağırlığınız yoğun olabilir ve yanlış hareket sizin vücudunuza zarar verebilir. Dikkat edin. Bu arayı beslenme düzeninizde bir an önce çözmeniz lazım. Bir de annenizin sağlık problemini ihmal etmeyin. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Yeni ay sizinle gerçekleşti. Evet, enerjilerinizin yoğun olduğu bir dönem ama dolunay çok daha stresli ve sizi yorabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar yeni ayın enerjisine ruhunuzu devam ettirin. Bol bol meditasyon, bol bol şifalanın. Her şeyden sıkılabilir, kafanız dağılabilir. Adaptasyon probleminiz varken kendi kendinize farklı fikirler yaratıp bulunduğunuz alandan kopabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar enerjimizi yüksek tutalım. İş bekleyenler, hadi hayırlı olsun. İş kapınız güzel anlaşma, güzel bir insanın haberiyle yeni sayfanız açılacak. Nisan ayı işiniz şimdiden hayırlı olsun diyorum. İşinizle ilgili beklediğiniz bir para, iş mahkemenizle ilgili beklediğiniz diyaloglarda gecikmeler artık canınızı sıksa da siz bu hakları alacaksınız. Eninde sonunda bu zafer sizin, artık tahammül gücünüz kalmadı. Nefes alamıyorsunuz. Evet, hak veriyorum ama bazı şeyler için vakti var. Bu vakti doğru değerlendirin. Bu sıradaki alternatif iş kapılarıyla da yoğunlaşın. Ödemeniz gereken bazı borçlarla ilgili planlar yaparsanız çok rahat bir haftayı geçireceksiniz. Hayal dünyanızda ailenize ya da çevrenize hep hediye almak istiyorsunuz, mutlu etmek istiyorsunuz ama kredi kartlarınızda bazı sıkıntılar var. İlk önce onları toparlayın. Ondan sonra kime ne hediye alacaksanız alın. Şu an risk üstüne risk yapmayın diyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız bir mail, bir mesaj, bir konuşma, toplantılarda size güzel ışıklar alacaksınız. Yöneticinin sizinle ilgili olumlu düşünmesi sizin motivasyonunuzu arttıracak ve beklenmedik yer değişiminiz söz konusu gözüküyor. Kendi işini yapanlarda da kazancınızla ilgili farklı projelerde yer alacaksınız ve işinizle ilgili mekan değişikliği, yer değişikliği, tadilat değişikliği gibi düşünceleriniz var. Yapmanız sizin için sağlıklı ama ekstra para harcamalar sağlıklı değil. Elimizdeki bütçeyi zorlamadan, ekstra paralar katmadan halletmeniz size daha büyük kazanç sağlayacak. Ortaklı iş düşünceniz varsa ve işinizi daha büyütmek istiyorsanız çok güvenilir bir ortak anlaşmanız var. Gözünüzü kapatın. Dışarı işleri ona verin. İç işleri siz yapın. Her şey raylı ve sistemle devam edecek. Devlet kapısında işiniz ve iş kapı bekliyorsanız bir kadın dostunuzun eşinden gelecek destek, iş kapınızla ilgili olumlu görüşmeler ve yapacağınız projeler size büyük bir aydınlık yaratacak. Bence cesaret, bence umut, her şey sizin elinizde diyorum. Ama bu ara özellikle de çok yakın bir dostunuz dolandırılabilir. Siz de inanıp siz de dolandırılabilirsiniz. Bu ara gelecek mesajlar, mailler, size gelecek sayfanızdaki mailleri sakın açmayın. Evinize hırsız gidebilir, dikkatli olmanızı öneriyorum. Aşk konusunda karşı taraftan gelecek güzel bir itiraf sizi kalbinize çok güzel bir dokunuş sağlayacak. Eski ilişkiniz de gelecek, merak etmeyin ama yeni gelecek kişi sizin ruhunuza daha uygun. Ne yapıyorsunuz? Yeniliğe açık oluyorsunuz. Evet, evli çiftler bu ara pürüzleri düzeltmeye, çocuklarımızla yemek yemeyi, sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi ve ailedeki travmaları yavaş yavaş iyileştireceğimiz bir hafta daha bütünleşip daha aile olmayı öğreneceğiz diyorum. Bu ara evlilik teklifi alabilir, evlilik teklifi edebilir ve kız arkadaşınızı ya da erkek arkadaşınızı ailenizle tanıştırabilirsiniz. Her iki tarafın da ailesi tanışacağı insanlar ve ailelerden memnun kalacak. O yüzden doğru eli tuttunuz, sakın bırakmayın diyorum. Bu ara boşanayım mı, boşanmayayım mı, bu evlilik gidiyor mu, gitmiyor mu diyen çiftler birbirinize daha sağlam tutulacaksınız ve yazılarınız, hani boşanma kağıdınız varsa bile erteleme evresinde olacaksınız, size iyi gelecek. Bu ara taşınma kullanırız. Daha yoğun bir evrede evinizin rutubet kokusu ya da binanın kokusundan rahatsız olabilir, bir taşınma fikriniz var. Geçeceğiniz yer uğurlu ve hayırlı. Hatta ailenizden gelecek bir ev desteği, ailenize ait bir eve geçiş yapabilir. Bu da size uğurlu getirebilir diyorum. Ama ev almak isteyenler için ufak tefek kenarda birikmişlerle yapalım mı, yapmayalım mı diyorsanız yapın. Zaten kiradasınız. Kira öder gibi ev ödeyin ve gideceğiniz ev uğurlu ve bereketli olacak ve en azından size ait güzel, huzurlu bir düzeniniz olacak diyorum. Unutmuş vergi borcunuz ya da uzun süredir ödemenizle ilgili problemler çözülecek. Yani siz korkmayın. Rabbim sıkıntılarınızı bitirecek
daha rahat bir noktaya sağlayacaksınız. Sevgili gençler, belki de uzun süredir kendi dağınıklığınızı geride bırakıp daha disiplinli ve daha kararlısınız. Ne istediğinizi biliyorsunuz ve özel hayatınızdaki insanla da mutlusunuz. Ve eğer ki ilişkiniz yoksa da bu ara mutluluk enerjiniz var, keyfinize bakın. Sevgili ev hanımları, bence en önemli şey sizin gülümsemeniz, ailenize ve aile içerisindeki neşenizi kattıkça huzur sizin enerjinizde gözüküyor. Bence huzurunuzu bozmayın, güzel şeyler ve hayal ettiğiniz haklarınızla ilgili de olumlu diyaloglar, küs olduğunuz insanlarla da barışmaz haftanız. Ama dolunay biraz sert olacak ve sizi yıpratsa da siz odaklanmanıza, yeni ayın enerjisine devam etmenizi öneriyorum. Sağlık olarak özellikle şöyle söyleyeceğim. İnce bağırsak, kalın bağırsakla ilgili sorunlarımız olabilir. Bu ara mide bulantılarımız, alerjik reaksiyonlarımıza da dikkat edelim. Sıkıntı yaşamayalım diyorum. Yalnız eve hırsız girebilir. Dikkatli olun. Hoşça kalın.